Hoş Hepiniz geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne ne yapıyorsun? Hoş geldin demez. Hoş geldiniz, boş geldiniz bir yapma ya. O gibi. Boş gelmedim, elimde uşaktan kabağına geldim. Ay 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 ne güzel. O nasıl bir kabak öyle? Değil mi? Maşallah. Kaç kilo gelir Allah bilir. 10 kilo var. 10 kilo var. Ne yapacağım bunu? Kabak tatlısı. Buyurun, kabak tatlısı. Beraber olsun yiyelim. Bal kabağı. Bal kabağı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kayınvalidem göndermiş. Ne güzel, ne güzel. Traktör de geçti. Canlarım, şimdi kahve vakti. Kahvemizi doldurup çatıya çıkacağız. Güzel de temiz havada annemle baş başa kahve keyfi yapacağız. Babam uyuyor. Biraz o yüzden. Sessiz aldık kendimizi işte yine. İşe gitti, kaldık. Sessiz aldık kendimizi yine. Bu arada Hakşin videosunu izliyorsun, hem yorum yazıyorsun. Canlarım ben biliyorsunuz tam yazamıyorum ya. Ben mikrofondan yazıyorum. O da benim dediğimi yazmıyor. Başka şey yazıyor. Kusura bakman galiba bazen anlaşılmıyor gerçekten yazdıklam. Ondan zorlanıyorum. Ben izliyorum da yorum yazamıyorum bazen. Yine kaldım bulaşıklanan baş başa. Yumurta kaynattım demlikte. Eski çaydanlık. Hadi çay matiğin üstüydü. Hadi bakalım. Videomuzu da alalım. Hakime de karnı bağır yapıyor. Hadi görüşürüz. Buraya yağmur yağınca buraya su geliyor. Ben de böyle eski havluları buralara seriyorum mecbur. Ta buradaki su aşağı iniyor canlar. Hakime'nin video burada dönsün. Süngeri. Bunalım da. Islak değil değil mi? Değil değil. Kuru. Bugün güneşli değil hava ya. Bugün biraz kapalı değil mi Akiş? Evet, iki gündür çok güzeldi. Bir dakika şöyle de. Böyle sırtını, önünü bu tarafa doğru dön. Sırtını ver çünkü esiyor baya. Bakalım belki de birazdan çıkar güneş. Gel bakalım. Telefonu al gel hadi. Bu da babanınki. Düşün yani telefonunu dahil aşağıya koymuyor. Telefon uyarıyor onu. Ya çok zor böyle sabah kıynaşamam. Yani kıpırdayamıyoruz evde. Ses yapamıyoruz uyanmasın diye. Ay, içime de tight giydim biliyor musunuz? Üşüyorum diye. Neyse. Hayır hayır yeni kahvaltıdan kalktık zaten gerek yok. Hayır hayır sade bir Türk kahvesi yeterli. Bize afiyet olsun. Ay canlarım kahveyi değiştik. Kendime geleceğime daha çok uykum geldi. Bugün günler sonra erken kalktım ya. Ay bir de güneş çıktı. Bir mayıştım. Şuracıkta uyuyup kalacağım yani. Abine mandallamıyorum bile. Bu arkamdaki kim? Çamaşırlar mandallamıyorum bile. Asas veriyorsun abi. Hemen kurur ama bugün güzel bak sıcağı. Zaten bir saat kadar duruyor ben topla. Mandallar da nereye gitti benim ya? Nerede mandalların aney? Bilmiyorum. Gerek yok ki mandala. Aha bak duruyor. Ne gerek var? Ha. Yoksa şöyle ekim için. Gece yıkattım. Çatıdan aşağı indik. Anne ne yapıyorsun orada? Ya biliyor musun bak? Hı. Ha bunu sen verdin Hakime. Bunu ben bundan bulaşıklayayım benim bu. Bundan bulaşık yıkıyorum. Neyse bulaşığa geçeceğim. Dur hele. Bir şey anlatacağım. Hı. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Benim bu çok kereçliydi. Çalışırken çalışırken şey yapamadım. Kereciyle ilgilenemedim ben bunu. Şey kafama göre ne yaptım ya? Dur. Biraz sessiz konuş. Karbonat. Karbonat. Ondan sonra limon tuzu olacaktı. Limon tuzu yoktu. Bim'de yok. Migros'ta sana da sordurdum. Yok. Ben de yeşil, sarı, yeşil demişim ya. Sarı limon. Hani yinen limondan. Hmm. Limon tuzunu bulamayınca yinen limondan kestim. Ondan bayağı bir oldum. He, bir de Arap sabunu. Çıkmamış ama. Es Arap sabunu aldım ben. Gösterdim değil mi onu? Arap sabunu falan ne alaka? Arap sabunu. Ondan kattım. Bunları saydıklama içine kattım. Oğudum elimine. Bir de kaynadan dedim. İki kere falan
kaynattım. Ay anam kireçliyken karımızı da çalışıp fokur fokur kaynayıp kendini yeşile döndüren çay matik bozuldu. Maşallah hallettim. Ne zamandır bozduk? Şimdi kuzuneyi yakıyorum galiba. Kuzuneyi de demliyorum çayı. Tüpün altı da karar diyor. Yeni demlikler de mahvoldu. Ay anam dur bakayım. Bak. Şimdi hemen su sesi olmasın. Bak. Kırmızıya geliyor. Azıcık ısı diyor. Kendiliğinden atıyor. Barış baksın bakalım akşam gelince buna bir. He anam go. Yani Dilber'im şey bozdum kodum. Ben abi böyle temizlik yap Hakan. Sağlam düzenlerde bozup koyuyorsun. Şey vardı salambura tuz. Olur muydu salambura? Bence olmaz. O turşuluk tuz ondan var. O turşuluk tuz. Limon tuzu başka. Onu bulamadım başka. Ya. Salamurayı buldum da onu bulamadım. Peynire, zeytine o tuz. Ondan olmaz. Ama çalışıyor diyorsun. Çalışıyor. Buranın falan diş fırçasıyla hallettim. Buraları hallettim. Bak buradaki turşuluğu almıyor. Bu da. Aa yarısını alıyor oraya almıyor. Demek ki tıkanıklık var. Almıyor. Bu da buradan oy geçmiyor. Ey Allah'ım yarabbim. Çıkarılmıyor mu bu komple? Aa bir de onu kırağı korundur. Çıkarılıyordur ama ya. Çıkıyordur aynen. Bu çıkıyordur. Buradan da çıkaramıyorum. Kırağı korun diye korkuyorum. Ya. Onu da diyek Barış'a bakalım. Bak çalışıyor bak. Ama atacak görüyor musun? Ne zaman? Kaynamadan mı atıyor? Bak bunda. Bunu mu bekleyek bir saat? Kaynamadan mı atıyor? Bir dakika ellerimi çekelim. Bak bayağı ısıtıyor sonra atıyor. Kaynamadan atıyor. Kaynamadan atıyor. Aynen. Kaynamadan atıyor. Neyse onu da bir açalım. Hatice ayını aldım sana bu kadar. Tuborlayan bir. Aa 101'den aldım. Şimdi kız sanki içine baksana burada bir şeylik var değil mi? Baksana değil mi? Bu da mı bozulmuş içine? Döndür bakayım bir de arkasını. Bak bak bak. Evet orada bir şeylik var şurada. Ana. Aha. Bak attı gözüydün mü? Ha, kaynamadan ha, attı. Kaynamadan. Allah Allah. Ya. Aa böyle ki limonun. Babam dedi ki tuzlu olacakmış dedi. Limonun kendisi oluyorsun. Tam limon iyi de Arap sabunu bilemedim valla. Acaba ondan mı oldu? Arap sabunu bildiğim şeylerden attım içine. Neyse. Tavanın arkasına bakalım. Tavanın gayet arkası. Şık ve güzel duruyor. Bu arada canlarım bu döküm ağır da yani. Evet. Kaç paraya almışlar ne? 270 mi? 249 yazıyordu. Ay anam kasaya geldiydi 300'ümüş. Babam kızdı hatta niye böyle diyorsunuz dedi fiyatları hani şey gibi böyle insanın canı çeksin gibi kasaya geldim farklı bir yap. Ne dediler? Kızdı babam. Önceden kalmış o fiyatta falan. Aslında o fiyattan vermek zorundaydı öyle size. Öyle diyorlar. Kandırıyorlar. Gerçekten. Neyse. Biz güle sana güle uygun kullan. Fiyatlı diye alam dediydik. Ha bunda bu kapağı da ona uydurdum ben. Bunu da dışarıda bir kullan dedim. Kıyını kar ettim bunun da. Bak. Benim aklıma takılan tamam. Şu ne ya? Şu. Bu ne biliyor musun? Bu pizzanın hamurundan kaldı. Geçimize yine baksana kız. Ben de tereyağı sandım. Öyle mi sandın? Aa ne güzel kabarmış o. Söndü gördün mü? Çok güzel. Pizzanın hamurundan. Onu mu yapacağız şimdi? Hayır canım yeniden hamur yapacağız. Bunu ne yapacağım? Dursun bakalım. Bir şey yaparım. İşten falan kalınca değerlendirin onu ben. Dursun bir. Tamam. Öyle işte. Şimdi bulaşık zamanı. Canlarım ıspanakları bir güzel kafalarını kesip böyle tepsiye aldık. Bakın hiçbir şey olmamış. Bir haftadır buzdolabında duruyordu börek yapacağız diye. Bakın ne güzel tazecik. Annem yıkayacak bunları şimdi. Bir yandan da bulaşıkları hallediyor. Ben de burada aldığımız tereyağını bir güzel böyle kare kare doğradım. Ne güzel oldu. Böyle oldu mu çok kullanışlı oluyor gerçekten. Yarım kilo var burada bu arada. Yarım kilo mu? Yarım kilo. Demek ki bir kilo alsam bayağı gidecek. Evet. Baksana yarım kiloda bile. Mesela bir şey yapacaksın. Pilav yapacaksın. Pilav al bir tane. At bir tane. O bile lezzet katıyor gerçekten. Ama ben şeyin tereyağını daha çok seviyorum. Hı. Bu da güzel de. BİM'deki Vakvaka 1 var ya. Vakvaka 1 mi neydi o? O çok güzel. Trabzon. Birazını da bu şekilde ayırdık. Bunu da birazdan yapacağımız şeye lazım. Şu kenarındakiler de poşetinde kalanları sıyırdık. O yüzden böyle görünüyor canlarım. Bunu böyle ocağa alalım. Birazdan
yapacağız. Bunun da güzelce kapağını kapatıp bu da dondurucuya gidiyor. Hemen şey, börekli hamuru yoğuracağım şimdi. Evet, ıspanaklarımız da kat kat yıkandı. Annem bir de sirkeli suya da koydu. Bir 10-15 dakikada öyle bekledi. Şimdi de duruluyor. Gerçekten bunlar güzel oluyor ama temizlemesi, arıtması çok zor. Kat kat yıkamak zorundasın. Her an her şey çıkabilir içinden çünkü. Burada da işte hamuru için hazırlıyor. Hemen şey, geçeceğim. Yumurta, süt, yoğurt falan filan. Hemen canlar, içimizin silmedi bir kat daha yıkıyorum şu an. Ne olur ne olmaz diye. Ben de hemen yoğurmaya geçeceğim şimdi. Şöyle bir elimle iyice eriteyim de. Evet, kaç kat yıkandı canlarım. Tertemiz oldu. Annem de hamurunu yoğurmaya başladı. Bu arada ne yaptığımızı da söylemedik biz. Yani. Annemle ıspanaklı, peynirli börek yapacağız fırında. Şeyde, ceryan fırında kız. Dışarıdaki fırında değil. Evet, evdeki fırında yapacağız. Aslında onda da olur. Tepsilere yapacağız. Evet, ama biz hani bir tepsilik yapacağız. Biz bir tepsilik ceryan fırına sürüveceğiz. Ha. Evet canlarım, annem tezgahı hazırladı. Tezgahı kurdu. Hamuru döktü. Ununu ayarladı. Anam biliyor bu işi ya. Vallahi. Anne, bunları yapmayı kendi annenden mi öğrendin yoksa kaynanandan mı öğrendin? Şöyle bak, bunu da sepetledim. Kendi annem yufka yapmazlardı. Fırına yapardı onlar. Fırınımız var ya. Fırını kendi annemden, yufkayı kayınvalidemden. Yufka yaparlardı hep kayınvalidem gel. Hep yufka yerdi onunla. Genelde yufka. Yani orada öğrendin yoğurmayı, beze yapmayı. Evet, 17 yaşımda gittim ben kaynanam yine. 17 yaş. Yaş 17 idi. Peki bana niye hiç öğretmedin? Geldik zurnanın. Mesela ben beze yapamıyorum, hamur açamıyorum. Yaparsın. Zamanla yaparsın. Zamanı mı kaldı? Anne, 30'a gidiyorum. Yaparsın, bulur mu? Niyesi varmış. Aç, yumuşak yoğurdum. Güzel görünüyor ama. Şöyle bir, biraz da burada şey yapalım şöyle. Undan ayıran şöyle bir. Bunu elekledim ben de. Birazdan babam kalkar, hiç uyuyamadım kader der. Evet, hiç uyuyamadım. Vada öttüm diye. Halbuki elimizden geldiği kadar sessiz olmaya çalışıyoruz ama işte ister istemez ses çıkıyor. Yani. Anam da kafama atar gibi atıyor şeyleri. Beze kesen, beze yapan dinlendirem bunda. Evet, annem güzelce yoğurdu. Şimdi artık parçaları ayırıyor. Hakime, benim seninki gibi aparat yok. Kesme aparat yok. Sende aparat var değil mi? Sende şey vardı ya. Ne vardı? Iskaran diyorsun ya. Iskaran, o nerede şimdi bilmiyorum ya. Şu kulaşığına ne şeydi böyle. Aa, bir tane bir şey deneyeceğim ben. Şeyde görmüştüm. Su bardağın var mı? Heh. Bir tane videoda görmüştüm. Beze yapmanın kolaylığı. Öyle şöyle mi? Bir unluyorsun. He, dur bakalım. Kenarlarını. Şöyle bir yastırtacaksın. Sonra vallahi bilmiyorum. Yastırtacaksın. Şöyle alıyorlar. Dur bakalım. Aa, ver onu ver. Şöyle ha. Hayır, öyle değil. Öyle bu beze mi olmuş oluyor bari? Hayır anne. Heh. Bu tamam mı oluyor işte onu? Kopar diyorum. Onu. Kopar yani kenarına. Ha, tamam, kopardık. Çıkarmayacaktık. İyi, öyle nasıl oldu o çıkamadan? Dur. Kız. Yapamadım tek elle. Bak. Olmadı. Böyle içine şöyle yumduruyorsun ha. Aha. Hayır ya. Görüyor musun? Şöyle yapıyorlar. Beze çıkıyordu.
İmkanı olduğu kadar ceviz gıdağı olacak. Bak, küçücük olacak. Senin kestiğin tam. Evet. Evet canlarım. Şimdi ne yaptık? Hemen göstereceğim. Tavuklar vardı. Onları hemen böyle bir kaba aldım. Biraz don şeklinde olduğu için beklesin dedik. Sonra soslayacağım bunu. Barış da gelince mangal yapacak. Burada da bir güzel doğradım yeşilliklerimizi. Bayağı bir kilo ıspanağımız var burada. Annem de artık bezelerimizi açmaya başladı. Ne güzel oluyor. Biraz açan açan koyayım da hemen açmasına geçelim. Şimdi canlarım siz neler yaptık? Öncelikle ben kendi yaptığımı göstereyim. Burada tavuğumu bir güzelcene harmanladım. Yoğurt, salça, baharatlar, yağ bir güzelcene katıp güzelcene karıştırdım bunu. Bir kenara aldık. Üzerine de şöyle tabak koydum. Toz bir şey gitmesin diye. O orada böyle harmanlanacak, bekleyecek. Burada annem ne yaptı? Ya Allah ya da ha, yağı da erittim bu arada. Rahim. Ben de açmaya başladım. Bir tane hatta kendim attım. Şöyle. O şekilde. Şimdi bu bezeler şöyle biraz hani yumuşasın diye ben açtım, şöyle koydum. Bunu bir de hakime böyle mesela buna böyle tereyağını sürüyorlar, koyuyorlar. Tereyağını sürüp koyuyorlar. Öyle elinden böyle tezgahın olacak ama ona. Tabii. Açmaya tezgahın olacak. Yağlı açıyorlar. Hiç oklavasız açıyorlar. Onu da biliyorum da. Neyse ben böyle yapıyorum. Birazcık hafif. Evet bu şekilde açıp. İlk açımında hafif uğra serpiyor. Yağlıyor. Yağladıktan sonra iç harcını katıyor. Evet. Ve sonra dolayıp bu şekilde tepsiye alıyoruz. Tahminimiz 2 tepsi falan olur diye düşünüyoruz. İmkan olduğu kadar ince açacağız. Küçük tutacağız bezeyi. Az önce de babam uyandı geldi. Dır 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 sesimize kalktı. Ama ister istemez ses yapılıyor canlarım yani. Tahmin ettiğimiz gibi kızdı. Devam ediyoruz. Bak. Böyle böyle açık gösterir bir bakalım hakime. Birini yağlayalım gösterelim o zaman. Tabii ki. Ha, şöyle dur. İmkan oldu bu da. Dediğim gibi canlar şu bezeyi göster hakime. Evet. Ha, böyle küçük tutacaksın bezesini ve ince açacaksın. Tereyağından da yağlayacağız aralığını. Vereceğiz fırına. Hadi bakalım bir tanesini gösterelim. Diğerlerini yapalım. Evet. Bak buraya geldiğinde bir şey bir erik var benim şeyde şu tahtada. Sayıldı yalım. Daha omuzumuzda geçeceğiz diye manavgattan. Bak çatlama da oldu burada. Allah Allah. Niye çatladı? Neler çektik? Hafif barı da aldığımızda. Sonra da biraz daha açılmış. Bak, daha açılıyor. Ne kadar açacağım bunu? Şöyle biraz çıkış edelim. Hop. Oo, şov yapıyor annem. Şov yapalım. Annem. Ben börek ustasımın hakimi. Baklava mı ne? Bir şey yaparken kollağına kadar, şurlağına kadar getirip açtırıyorlar ya. Hakime. İyice bozulacak anne dur. Bozulmaz. Bozulsa anam der olacak. Hamurdan korkma, hamur da senden korksun. Öyle. Artık yağlayalım mı? Dur. Yağışlıyordum ama neyse dur. Bir tane gösterelim aynen. Aynen. 4 dakika olduk şimdi bile. Uy. Şöyle. Mesela ayrı bir böyle şey daha olsa ben atarsın. He, ben hemen yağlar içinde işte. Ama başka şeyimiz yok. Doğru söylüyorum. Yete. Çok yağ yapmaya. Ne yapacaksın anne? Galanını kaba koyup başka şeyden mi kullanacaksın? Kız galın mı? Kime? Kaç tane bezemiz var? Vay. Vay. Sonra böyle kalın yapıyor. Kalın mı hakime? Şunu nasıl kabarıyor? Gördün mü? Ya ben bu peynir yetmez diyordum. Yetti. Yetti canlar yetti. Evet içine bir de peynir ufaladık. Bol malzemeli yapıyoruz. Ha. Vay. Evet içine doldurdu ne güzel. Bolca koyduk.
Hani bu video çekiyorlar ya böyle TikTok'ta falan görüyorum ben video çekiyorlar. Böyle yapıyorlar buyurun gelin diyorlar işte dükkanımıza falan. Herkes yazıyor işte video için o kadar doldurdu kesin gittiğimizde içinde bir şey olmaz. Sen de şimdi video çekiyorum diye içini bolcana doldurdun. Diğerlerine bakın incecik. Bakın sıktırmayacağım bunu fazla. Aslında böyle de olur bakın. Şöyle yapacaktık. Bu da gül, olur. Gül gibi. He, bu gül bak böyle ama tepsimiz kare. Yok ya öbürkünü keseriz böyle dilim dilim güzel olur. Böyle de diyorlar. Ben galiba böyle koydum. Hayır bunları diyorum böyle dilim dilim böyle keseriz. Öğreteceğiz zaten keseceğiz. Daha güzel olur. Öğreteceğiz. Bizim de sesimiz iri anne go. Dur şimdi. Şurayı bir ölçem de. Şöyle. Şurada. Yo biraz büzüştür koy. Yok ya öyle olmaz. Niye daha çok açacaktın ya onu? İki kat mı yapacağım? Bu bir bu iki değil mi? Böldün mü bunları? Ondan bezes daha küçüktü. Koy öyle mi? Koy ya? Koy bir şey olmaz. Anam fazla çıkartacağım diye uğraşıyor. Bak anne fırında elektrik gidecek onu düşün. Şöyle de mazumat. Şuraya da bir tane de. Küçüğünden alıver. Bizim elimizde her şey ya. Hah. Ben keseceğim bakalım da. Yılan gibi dolandırdın gittin. Neyse olsun böyle olsun. Tam da videoyu çektiğin. Tamam. Bu şekilde devam. Devam ediyoruz. Bir tane ben açayım mı? Olmaz Akim. İşte hep böyle yapıyorsun. En son aç. Hayır ben açacağım. Bir tepsiyi doldurayım ben de öyle. Ben açacağım. Olmaz. İşte canlarım izin vermiyor hiçbir zaman bana. Ben bir tepsiyi doldurayım. İkinci tepsiyi sen aç tamam mı canım? Yapmayacağım. Neden? O zaman da canım istemiyor. Gül böreği yap sen de böyle. Tamam. Evet canlarım şimdi bir tepsimiz hazır. Üzerine yumurtayı sürdüm. Birazcık da çörek otu ektim. Fırınımızı da biraz ısıtmıştık zaten artık. Birinci evet birinci tepsimizi şöyle ortaya sürüyorum bismillahirrahmanirrahim. Kapağını da kapattık. Birinci tepsimiz pişiyor. İkinci tepsimize bir değişiklik yapıp farklı serpme şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet canlarım ikinci tepsimizi de güzelce yaptık. Sos döktük üzerine sosladık. İşte çörek otunu döktük. Bu fırına gidecek. Bu da fırından çıktı. Şöyle göstereyim size. Ay 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 efsane görünmüyor mu canlarım? Yumuşacık ve çıtır çıtır çok güzel görünüyor. Birazdan tabağa falan aldığımızda daha net gösteririz. Şimdi de bu fırına gidiyor. Evet öbür böreğimiz de fırına girdi. Burada da diğer pişenleri başka bir tepsiye aldık. Çünkü öbür tepsiyle işimiz vardı. Burada sosladığım tavukları güzelce bunun üzerine döktüm. Bir buçuk da sabahki getirdiğim patatesler var ya onları da doğrayıverdik bu şekilde. Ondan sonra sinek sandım. Şunu da durun. Heh, ıspanakmış ıspanak. Vallahi sinek sandım donmuş. Aynen. İşte bir güzel bunu da sosladık zaten beklemiştim. Mangal yakalım diyorduk da Barış da dedi zaten fırın sıcak dedi. Fırına dedi sürüverin. Mantıklı. Ondan dolayı biz de fırına süreceğiz şimdi. Oh 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 ne güzel pişti böreklerimiz. Şunların güzelliğine bakın canlarım. Gelin hep beraber yiyelim inşallah bir gün nasip olur. Bayağı bir zamanımızı aldı ama bir 4 saatimizi aldı yani börekler. Şöyle göstereyim bakın bunlar öbürküleri. Uzun olanlar hep şu altta kaldı. Şöyle bakın. Bunlar da en son yaptığımız. Şurada da bana ayırdığımız var. Barış işe giderken falan yer. Saklama kabına ayırdık. Tepsisiyle koyverdik vallahi börekleri de. Anne ne yapıyor? Ne yapıyorsun anne? Şimdi yemek yiyeceğiz zaten. Çayı ayarlıyorum annem. Çayı. Annem orada dıkındı. Çayı ayarlıyorum. Tavuklarımız da nar gibi kızarmış. Nar nar. Turşudan da koyduk. Çayımızı falan da attık. Saat de 4'e geldi. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz artık. O zaman bize afiyet olsun. Yemekler yendi. Çaylar içildi ki hala da içilmeye de devam ediyor. Yukarıya çıktık annemle beraber.
Burada hem hava alalım dedik hem de çayımızı içelim dedik. Değil mi Kadıkcığım? Çay içeceğim dedik Galiba, değil mi? Evet. Ay ay, güzel bir gündü. Değil mi Kadek? Güzeldi, evet. Yorucuydu. Ay, şimdi ama o kadar güzel, o kadar lezzetli olmuş ki anlatamam evet, yani. Tadına mutlaka bakmalıydınız o derece. Çok güzel olmuş. Elimize sağlık değil mi anne? Evet. Ay Hakime çok buruşmuşum, kırışmışım ben iyice. Valla gözlerin çok karışmış. Göz kapaklanmış. Olur olur, bizim de olacak. Çok yaşlandım çok arkadaşlar ben. Çok yaşlandım Gali. Ay, ay kediler bu yana geliyor. Sırtım ağrıyor ya. Biri seni düşünüyor derler şöyle uçaktan iz çıkınca. Ama bir kamerada görükmüyor galiba o. Öyle mi? Ha öyle olunca ha şu karşıdaki anne. Hı. Şurada var ya. Biri seni düşünüyor derler. Evet. Siz mi düşünüyorsunuz acaba beni? Bu şekilde canlarım, günümüz böyle geçti. Annemle bugün ıspanaklı börek yaptık. Aynen. Ondan sonra tavuk yaptık, fırına sürdük. Onu da ne güzel soslamışım be. Çok güzeldi. Ondan sonra cığıma da artık kapanış geldi. Veda vakti. Veda vakti geldi. İnşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir canlarım. Sıkılmamışsınızdır umarım. Bizim için güzel bir gün oldu. Sabah 8'de geldik buraya. Akşam şu an saat kaç oldu? Dur bakayım. 4.43 yani 5'e geliyor. Bu da keyif çayımız. Erkenden yedik yemeğimizi de. Sonra acıkıyoruz. Gün gidiyor ya. Günün erken keyif çayı. Buradan geçerken de süt alacağız. 5 kiloluk süt. Onu da eve varır varmaz büyük ihtimalle sobayı yakarsak sobada pişireyim diye düşünüyorum ki tüp bitmesin. Öyle yani. Annemin de benim de tüp bitecek ama hangimizin önce bitecek acaba? Bakalım. Benimki zaten tencerelerin de, altını siyah yapmaya başladı. Aynen. Benim de öyle. Aynı o zaman hadi bakalım. Aynı, kim aynı bitirirse tüpün fiyatını söylesin bakalım ama, kaç para. Sezon 7 ay 8 ay. 7 ay 8 tam. Ay sürdü. 8 ay diyeyim hadi 7 ay diyeyim. Ondan önceden doldurduk. Ben sezondayken yani doldurdum. Bir sene olmuşuz biz neredeyse tüpü dolduralı. He valla. Yani haklı, tüp de haklı. Bitecek gali. Ay duramıyorum ya. Şöyle otur en diyor. Oturamıyorum. Hop gidiyorsun. Evet canlarım. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hakime Yuvan'ın kanalı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dur bakalım Kadek Hanım. Neden video çekmiyorsunuz? Bunu açıklar mısınız? Hep soruyor ablalarım. Bazı sıkıntılar var, sorunlar var. Şey, kanalın birinin dediği gibi bir kadın var ya. Bir kanalın birinde bir kadın var. Düşman çok, düşman çok diyor ya. Yani sıkıntılar, sorunlar atlatılınca bakalım. Sonra. Yani sonra, zamanı sonra, geldiğinde sonra çekecek videoları. Şu an çekesi yok, içinden gelmiyor. Geldiğinde istediği zaman çeker, kanal orada. Keşke her şey konuşulsa, her şey anlatılsa, keşke. Bu şekilde canlarım, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir hoşça sonraki kalın videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça sevgiyle kalın. Hakime Yuvan'ın kanalında kalın.